أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Çalıştınız mı? 15 dakika var. Tamam. Zaten öyle olacak. Bir anda bir şey çıkartacaksın. Ben de hiç inanın çalışmadan bakayım ne Allah ne nasip edecek. Hani bir araştırma yapmadım ama şöyle bir atıklarıma baktım. Mevzum şu. Bu diyar-ı gurbet olan dünyada insanı rahatlatan, sıkıntısını alan, konuştuğu zaman ufuk açan, görüldüğü zaman rahatlatan, herkesin ümidi kestiği zaman ümitlerle donatan, bu sıfatlar ve sayamayacağımız daha çok sıfatlara sahip samimi dost. O kadar önemli ki. Evet, içeriği. Samimiyetin içeriği. Samimiyetin içeriği. Samimiyet şeyden kaynaklanıyor. Sıdk. Eylemdeki dönüşmüş hali samimiyettir. Bu dünyada hakikaten medar-ı tesellilerim diyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Eğer bir insanın bu dünyada samimi dostu yoksa, silah-ı rahimi de yoktur. Silah-ı rahimi yoksa ne oluyor biliyor musun? Siz kitap okuyan, çoğunuz dershanede kalan insansınız. İyi dinleyin şimdi. 52 tane kebair var. Kaç tane varmış? 52. Alimler öyle demiş. Ustad onu 7'ye indirgemiş. 7'ye hulasalanmış. Yani 52'ye camidir. Bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burada 7 tane bu bikat-i seba, ekberül kebarin içinde namaz yok. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak var. Onun içinde koymuş gibi gözüküyor. Orucu terk etmek yok. Farkında mısınız? Mubikat-ı Seba'da hatırladınız mı? Böyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz. Hayret ediyorsunuz. Ha, tamam. Namazı terk yok orada. Orucu terk yok orada. Orada çok ilgiyi çeken, çok da basit sıradan gözüken Silah-ı Rahim var. Silah-ı Rahim var. Kaçta? 52. 52'nin içinde... Namaz, içinde değil. Tabii canım, başta. Evet. O hulasalanmış. Yani indirmiş böyle potaya. Yani 7 açarsan 52 çıkar. Türevleri ya. Onlardan bir tanesi olursa diyor, 7 taneden bir tanesi toplumda yaygın olursa, o toplum yok olur. Yani ondan bu bir kat-ı sebadır. Bunlardan bir tanesi kat-ı silah-ı rahim diyor. Silah-ı rahimde ne anlıyorsunuz? Arkadaş, dost, akrabayla dedin. Ziyaret etmek, akraba, dost, ziyaret etmek. Bu kadar mıyım mı o? Anne baba. O zaman hepiniz kat-ı silah-ı rahim yapıyorsunuz. Anne babanıza gitmiyorsunuz. Biz nesebi kardeşten daha kardeşiz. Yani nesebi o çok güzel. O bir. Nesebi kardeşten daha kardeşiz. Başka? Bak biz silah-ı rahimi bilmiyoruz. Hani hukukullah var ya. Hukukullah. Hukuku Resulullah. Hukuku Ebiyallah. Asfiya. Asfiya mücedid yani. Hukuku mütedeyyin valideyn. Dindar anne babanın hukuku. Peki bunlar ne işe yarıyor?
benim külliyattan tespit edebildiğimi söylüyorum. Reddetmek dini değildir, günaha girmezsiniz. İster reddedin, ister reddetmeyin. İster kabul edin, ister etmeyin. Size aittir. Bu kat-i silahi rahim, yani biz halk arasında anne baba akraba değil bu. Da Allah'ın ölçüsünü ölçü yapmakla bir araya gelen samimi Müslümanlar. Bu ne oluyor? Hukukullah. Allah ölçü yapmak, peygamberi ölçü yapmak, müceddidin etrafında toplanmak, sonra işte mesela bunlar mesela sahabe babasına kılıç çekmiş. Çekmemiş mi? Çekmiş. Ha, silah-ı rahim demek bu dördünün bütünlüğü demektir. Anne babaya diye basit indirme mesela bu anne baba şey... Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh sahabe babasına kılıç çekmiş. Ben öldürürüm ya Resulallah diyor. Başkası öldürse diyor. Öldürse aramızda fitne çıkar diyor yani. Tahrik ederler diyor. Bak babanı öldürdü falan diye. Onu ben öldüreyim diyor. Daha önce savaştan önce plan yapılıyor. Kim nerede öldürecek? Tamam mı? Peki o zaman nedir? Allah'ın hükmü karşısında bir şey anlatacağım buna. Böyle paralel gitmelidir anne babam. Ama şu yapılmamalı. Bu yanlıştır. Anne baba namaz kılma dese bile ve haşa Allah reddet dese bile ne biçim insansın, şöylesin, böylesin değil ama dediğini yapma. Şimdi silah-ı rahimin temelinde Allah var. Peygamber var. Asıl imamı var. Bu sonra mütedeyyin valideyn, dindar anne baba. Çok sefi. Ne yapacaksın? Akraba. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun bunu? Bu bir araya gelmesine silah-ı rahim deniliyor. Silah-ı rahim niçin mühim ki mübikat-ı sebaya koymuş? Eğer müminler arasında Allah'ı ölçü yapmaz, sünnet-i seni, Kur'an'ı ölçü yapmaz, sünnet-i seni yapmaz, o demektir. Amal ve hatıratını Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyen teraziliğiyle tart diyor değil mi? Ondan sonra Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Şimdi bunu Allah'ın kitabını ve sünnetini biz bilmiyoruz. Allah'ın kitabını ve peygamberde gözüken Allah'ın sünnetini bilmiyoruz. Bunu asıl imamında gözüküyor. Eğer biz bundan elimizi koparırsak benim tespitimi söylüyorum. Erva habiseler hücum eder. Bak şuraya bak. Allah Allah. Erva habiseler çok fena acımaya başladı da. Çok tuhaf. Erva habiseler o insana çullanır. Bu olmasa. Bir rüyada, rüya değil siz. Bir halde böyle şehre gidiyordum. Gökten solucanlar yağıyordu. Anlatmıştım hatırlar mısınız? Bir rüya gibi böyle bir haldi böyle. Dersten gelmiştim, kendimden geçmiş böyle düşmüştüm yatakta. Böyle bir şey aç böyle gördüm. Böyle şehre doğru gidiyordum. Gökten böyle siyah solucanlar yağıyordu baktım. Allah Allah. Yani bir solucanlar giriyor, kulağın yağıyor adama, yapışıyor ama adam haberi yok. Kulağından, gözünden, dilinden, göbeğinden, her delikten gidiyor. Bazılarına da delip giriyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor, acayip. Her tarafı siyah solucan sarmış, yağıyor gökten. Fakat çok azları hiçbir şey yok, onlara solucan düşmüyor. Yani sanki bir ateşin üzerine kar gelince patlayacak olur ya. Ateşe yanarken kar yağsa patlayı yok olur. Bazı insanların içine hiç ama gelmiyor. Sonra dedim ki bu nedir? Dediler ki erva habise yağıyor. Bunların üzerine gelmiyor? Onlar koruma altındadır. Elhamdülillah. Şimdi silah-ı rahim yani mizan-ı Kur'an, Kur'an'ı mizanlarıyla amal ve hatıratı tartmasa yani Kur'an'ın mizanları, sünnet-i seniyen terazilerini şeyde asıl müceddidinde cem olmuş. Eğer getiremezsen mümkün değil erva habiseden kurtulmak. Erva habise kat-i silahı yapanlarda musallat olur.
onlara olur. İşte onlar da kimdir silah ihram yapanlar? Samim dost, onu okuyacağım şimdi. Bu temel bilgi verdikten sonra, böyle sıradan bir laf değil o. Silah ihram neydi abi? Dostlara, akrabalara. Bak. Vezir değil mi? O avam, avami. Bir, hukukullahın, hukukullahın, hukuku Resulullahın, hukuku asfiye, asfi mücedidini ve hukuku mütedeyin, valideyin ve yakın akrabaları cemi, hulasasıdır silah-ı rahim. Kat-ı silah-ı rahim bunlarla alakayı kesmektir. Peki bu kadar nasıl ciddi olur ki bir namaz bile mubikat-ı sebada yokken, oruç yokken, bu niye var? Çünkü ervah abi bir manası. Çünküsü çok tabii de. Ben biraz meşgul olduğum için o kadar sözlerde ve kitapta delillerim var ki. Ervah abi ise ahir zamanda herkes hasta bundan. Yağıyor, yağıyor. Öyle yağıyor ki. Yani adeta kanal, kapak açılıyor. Kat-ı silah-ı rahim yapanlar kapak açılıyor. Ervah abi ise geliyor. Buhran, bunalım, panik, panik atak. Sıkılıyorum. En berbatını söyleyeyim. Hiçbir şeyle memnun edemezsiniz onu. Hiçbir şey yani. Ölüm ne için? Böyle mıymıntı, pıntı. Ver böyle bütün AVM'leri, alışveriş merkezini. O kadını, o kızı, o adamı, o delikanlıyı, o insanı memnun edemezsiniz. Olmaz yani. Hiçbir şeyle memnun olmaz. Erva habisi bloke etmiş. Ölümden başka bir şey düşünmezler. Belirli bir şeyden sonra, süreçten sonra. Bunların çaresi nedir? Silah-ı rahimi güçlendirmektir. Başka şansı yoktur. Dediğimiz mesela biz çok yaşlıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz mesela efsane için. Geliyoruz bir halet bozuluyor. Ben geliyoruz mesela rahatlıyoruz. Şimdi sen niçin fark ediyorsun biliyor musun? Cemiyete çıkıyorsun giriyorsun ya. Devamlı orada olsan olmaz. Mesela cam kapalı. Cam kapalı, dışarısı soğuk, içerisi sıcak olsa ter olur. Camı aç, ter olmaz. İkisi işte, içiyle, dişi eşit. İşte samimi dostu buradan mukaddeme yaparak okuyor. Namaz kılmayan sayı rahmi kadedir abi. Namaz kılmayan, ama onu ana başlık koymadı, dolayısıyla. Çünkü namaz nasıl, kılmayan... Nasıl kadedir abi? Hani üç tane diyor ya, dost istersen diyor, Allah'a yeter diyor. O zaman Allah'a kat ediyorsun yani, namaz kılmıyorsun. Allah huzuruna gitmiyorsun. Dost istersen Allah yeter. Allah, en yakın dost kim? Allah. Allah'tır. Kat, çok güzel. Kat ediyorsun onu. O zaman namazın yoksa Allah dostun değil. Dost ne olacak o zaman? Aferin. İşte kat-ı silah-ı rahimin mubikat-ı sebaya alınmasının en büyük hikmetlerinden Allahu alem ervah habiselerin, negatifliklerin, olumsuzlukların İnsana gelmesinde şemsi vazifesi yapıyor. Toplumsal bir o yedi taneden bir tanesi var olursa toplum yok olur ya. İçki toplumsaldır. Kumar toplumsaldır. Yalancı şahit ettik. Toplumsal bir günahtır. Fert gibi gözükürken toplumsaldır. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak toplumsaldır. Kat-ı silah-ı rahim toplumsaldır. Fert yok görüyor musun? Yani gusül almadı, namaz kılmadı yok. Tabii hukukullah yani. İşte 13. leman sonunda ne diyor? Böyle şeylerde bu şeylerin alemini mizanı Kur'an'ın mizanları ile tart, sünnet-i seniyenin terazileriyle ne diyor? Sünnet-i seniyenin terazileriyle ölç. Amal ve hatıratını Kur'an'ın mizanları ile, sünnet-i seniyye terazileri ile tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Şimdi devam ediyoruz. Konumuz buydu. Samimi dost. Samimi dostu ortadan kaldıran esbabı söyledim. Samimi dost ne demektir? Bak bu biraz önceki anlattığım hadise. O olay bunu netice veriyor. Yani erva-ı habiselere, mevad-i şerilelere, kafir cinlere, şeytanlara, nefs-i emmari kapı açıyor. İşte usta bak ne diyor? Bu dünyanın hayatı, 310 sözler, şualar, bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine,
ve zevaline ve fena ve fani, fena ve fani, akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı, bak ne kadar rezillikleri saydı. Bir de okuyayım mı? Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine, insan fıtratını istemiyor, zevaline, anlıyor musunuz? Ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine, fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine, firak ve iftirak tokatlarına karşı çare ne? Bir emniyetli medar-ı teselli ise, bir emniyetli teselli, samimi dostlarla görüşmektir. İnsanı rahatlatan, halk arasında ve rivayetlerde de gelen bir tekeleme var. Neydi? Münacat-ı Kur'an. Tulaveti Kur'an. Münacat-ı Rahman. Sohbeti İhvan. Bak, usta çareyi ne göstermiş? Bir de okuyorum. Dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine, sen değişiyorsun. Zeval ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine, firak ve iftirak tokatlarına karşı bir emniyetli medar-ı teselli ise samimi dostlarla görüşmektir. Başka yer okuyorum. Güzel yeriniz de varsa okurum. Mesleğimizde o şey dedi ya, biraz sarsında. Halili'ye de diye. He, Halili'ye de, evet. Yani bu tarzda yani dost mesleğimiz. Haliliye. Haliliye nasıl anlayacağız? İşte mesela Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam'ı dost dedin ya abi. O dönemde üç tane saydınız ya abi. Sohbet ihvan. Bu yani Hazreti Ömer Efendimiz diyor, bu üç şey için dünyada kalınır diyor abi. Bu üç şey için. Üçü için. Evet. Bu üç için dünyada kalınır diyor. Allah Allah. Doğru. Şimdi 62'den... Okuduğunuz samimi dostlar sayfa kaçtı abi? Sayfa 310. Şu anlar değil mi? Şu anlar. Bir de 62'de var. Çünkü bir samimi dostun değil. Yani çünkü bir samimi dostun saadetiyle şefkatli dostu dahi saadetlenir ve lezzetlenir. Bunu mesela kadınlarda çok güzel olur evladına karşı. Çünkü bir samimi dostun saadetiyle şefkatli dostu dahi saadetlenir ve lezzetlenir. Başka yer okuyorum. Gene şu alan 227. Yani samimi dost abi kendisinden ziyade seni düşünüyor yani. Dostun özelliği işte o şey. Samimiyetin özelliği o. Diyor ki her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efratında hükmetmezse, güzel ahlak esasları olan ihlas, eğer iman ahiret o büyük aile efratında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevabı uhrevi yerine, bak ne olur, İhlas yerine garaz, samimiyet yerine menfaat, fazilet yerine sahtekarlık, hamiyet yerine hodgamlık, fedakarlık yerine tasannu, rıza ilahi yerine riya, ondan sonra sebab uhrevi yerine rüşvet, aldatmak gibi haller meydana gelir. Görüyor musunuz? Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşetmanlar hükmeder. Evde aynı bu var. Bunu geniş hane diyor abi. İşte eve uygula. Geniş hane. Şey, hane. Cemiyet aynı. Bak cemiyeti şey yapalım. Bir de okuyayım. Her bir şehir, Zeytinburnu kabul edelim. Kendi ahalisine geniş bir hanedir. Tamam. Bakayım var mı? Eğer iman ahiret o büyük aile efradını hükmetmesi, yani Allah'a değil de Allah otomatik var zaten. Ahirete iman. Dolayısıyla cehennem korkusu, cennetçi, yani sabah çekileceğim. Yani hukukullah ve hukuk ibad.
yani yapar. Yo ahirete imanı olan dikkat eder. Kul hakkına dikkat eder. Yani eğer cemiyette ahiret imanı zayıflarsa ne olurmuş? Güzel ahlakların esasları olan ihlas. Bak ihlas, güzel ahlakların esas olan ihlas. Ne olur onun yerine? Garaz olur. Samimiyet yerine menfaat olur. Fazilet yerine sahtekarlık olur. Hamiyet yerine hotkamlık olur. Fedakarlık yerine tasanı olur. Rıza ilahi yerine riya olur. Sevap yerine sevap uhrevi yerine rüşvet olur. Tamam mı? Aldatmak gibi haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşilik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye zehirlenir. Çocuklar ağlamaya, bak o hayatı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Peki aynı şeyi uygulayalım. Mesela bir hemen bu tarafta almış. Bir hanede ahiret iman hükmetmezse, ahiret iman, aile, karı kocada kavga var. Basit sebepler. Sebebi temeli ne biliyor musunuz? Öteki bahane. Yok geçinemedim, annesini dinledi de, beni dinlemedi de, şöyle gitti de, dedim de, söz verdi de, nikahta şöyleydi. Sebebi şu, kim olursa olsun, alleme-i cihan da yoksa, ahirete iman zayıftır orada. Bir ailede kavga, gürültü olma nispetinde imanı bir ahiret yok. Hükmetmiyor yani. O nispette zayıf. Bak şimdi memlekette ne olur? Çocuklar haylazda. Haylaz mı değil mi? O anne babadan çıkan çocuk ne olur? Gençler sarhoşluğa. Kabiler zulme. İhtiyarlar ağlamaya başlarlar. Evet. Şimdi Kastamonu 130. Olmazsa ne olur? Bunlar olur. Sıdıkiyetin en büyük özelliğidir. Mesela hani camide var ya Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin gibi. Efendim bunlar niye var? Hem bu arada da cevap olsun. Hepsi Allah Resulü'nün sıfatlarıdır. O Ömer değildir. Ömer aynasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adalet kavramı. Sıdıkiyet Ebu Bekir aynasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdıkiyeti gözüküyor. Yani İslamiyet'i ayakta tutan temel vasıf sıfatlar. Yoksa şahsı biz ne yapacağız? Bizim ne alakası var? Oysa kıbleye karşı yazı okumak, yani ayet değil, yazı okumak, isim okumak mekruhtur. Ama Ebu Bekir konmuş. İnsan değildir o, insan ismi değil o. Aynanın ismidir. Yani mihrap gibi. Allah Muhammed. Allah yerine Kerim koy olmaz. Latif koy olmaz. Rahim, Kerim koy veya Sani koy, şunu ne koyarsa koy. Hakim koy olmaz. Çünkü bu ismi azamdır, yani zatı tarif ediyor Allah. Vacibül vücudun simgesi Allah'tır. Oysa isimdir. Bak koyduk. Muhammed insan ismi değildir. İnsan ismi koysan olmaz. Çünkü Mahmut koysan olmaz. Mustafa koysan olmaz. Ahmet koysan olmaz. Beşir koysan olmaz. Nur koysan olmaz. 55 tane Resulullah'ın ismi var. Niye Muhammed? Ha, Allah nasıl ki vacibül vücudu simgeliyor, zata işaret ediyor, zatı gösteriyor. Ötekiler ise efal alemini gösteriyor, Rahman Rahimler. Muhammed de nuru Muhammedidir. Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin çekirdeğidir. O, ama Mahmud bunu ifade etmez. Onun için 19. söz, 19. mektuba bak ne demiş? Mucizatı Muhammediye. Risaleti Muhammediye. Ne demiş? Öyle mi demiş? Risaleti Ahmediye demiş. Muhammediye'nin olmaz.
Muhammed çekirdektir. Peygamberin risaleti olur. Beşeriyetin risaleti olur. Ariyeten denmiş. Dolayısıyla Allah Muhammed nasıl simgedir, semboldür, kavramsaldır, içini dolduracaksın. Allah zatı gösteriyor. Allah Muhammed de Nur-u Muhammed'i yani kainatın çekirdeğini söylüyor. İkisini cem ediyor zaten kelime-i şehadet. Tamam. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu İslam hakikatını hangi sac ayaklar üzerine kurdu? İslam'ın temelleri nedir? Camiye gir gör. Ebu Bekir, nasıl ki Muhammed aynadır, aynedir bu alem her şey hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı Ebu Bekir'den Resulullah görünür daim. Ebu Bekir simgedir, semboldür. Birincisi Allah, Muhammed çekirdek, vacip ve mümkün. İslam'ın kuruluşu, sıdıkiyet, adalet, rıfk, hilm, ilim, fedakarlık, cihat. Altı. Yani Ebu Bekir demek, Ebu Bekir aynanın, markanın adıdır. Hani bazı tabelalar altında marka yazıyor. Ebu Bekir aynasında Allah Resulü'nün sıfatı var. Sıdıkiyet, sıdk, teslimiyet, İslam'ın temeli. Ömer, muhakeme, muvazene, nizam, intizam, hak sahibine hakkını vermek manalarına gelen adalet. Rıfk, yumuşaklık, halim selim, tevazu, enfüsçilik, insanın ulvi hassaları. Osman, aynasıdır, markadır Osman yani. Zatı değil Osman. Osman ne yapacağız yani? Gitti zaten. İlim, ilim, fazilet, kemalat, tamam mı? Erdemlik, Ali, fedakarlık, hakkınsa al senin olsun. Ben istemiyorum. Tamam hakkım ama benim. Al senin olsun. Yeter ki kavga etmeyelim. Olur mu? Fedakarlık, Hasan, cihat, Hüseyin. Yani bu kavramları bize devamlı pompalıyor burası. O zaman 6 senenin cemi de Risale-i Nur o zaman. Evet. Risale'nin işi cem ettiriyor. Şimdi 130 açtınız mı? Kaç? Şu. Risale-i Nur perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici rüzgarlara emret vermeyiniz. Bakmayınız. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt ve meşveret-i şeriye sizi öyle şeylerde muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı mağlubinin fikrini o meşverette bildiriniz. Arkadaşlar bir şey anlatmak istiyordum ama anlattım biraz ama bir parçasını gene vicdanım rahatsız. O kadarını da anlatmam lazım. Daha ilerisi de pek istenmiyor zaten. O erva-ı habise kapı açıp da bize şey yapıyor ya. Allah Allah. O kapı açılıp da o 7 tane kapıdır. 7 tane kapı bize sıkıntı veriyor. Bu toplumun bu manevi sıkıntı çöküntüsünün bir sebebi silah-ı rahim ya. Kat-ı silah-ı rahim. Anne baba manasında değil. Anlattık onu. Bu bize kalkan olan var ya kalkan, o onların gelmemesine iştirak-ı amal-ı uhreviye ona engel oluyor. Diyeceksin ki abi ben iştirak-ı amal-ı uhreviyedeyim, namazımı kılıyorum, tesbihatımı yapıyorum, derslere gidiyorum. Her gün 5-10 dakika okuduğum halde var. Ha o zaman senin silah-ı rahiminde sorun var. O ozon tabakasını yırttın yani. İştirak amal-i uhreviyede sorunun var senin. Yani samimi niye dostun yok? Niye dershanelerle kavgalısın? Niye çözümün parçası değil de sorunun parçasısın? Niye senden dolayı hizmet veya dershaneye sıkıntı görüyor? Ne biçim adamsın sen? Ne biçim hanımsın sen ya? He? Ne biçim insansın sen? Hiçbir vicdanın şey yok. Haklıyım. Hak yoktur. Hak yoktur.
İşte bazılarına mukadder sorusuna diyeceksin ki abi bize niye anlatıyorsun? Niçin anlattım? Tahmin edersiniz. İştirak-ı amal-i uhreviyede sorunun ne kadar varsa kavgan onadır. O zaman korumuyor seni. Bak bir de okuyayım. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt, meşvelet-i şeriye sizi öyle şeylerde muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevinin fikrini o meşvelette bildirir. Şimdi sevgili arkadaşlar, iştirak-ı amal-i uhreviyeden, bak bir daha söylüyorum, fazla şey değil, bunlar yasak. Bazı şeyler yasak, hakikaten yasak. Erva habisi, biliyorsunuz bunu attık, ilk önce itiraz ettiler. Nereden çıkartıyor bunlar? Erva habisi biz celbediyoruz. Nereden mi? 727 sözlerde söylüyor. 727. Hangi sıfatlarla celbediyoruz? Hangi şeyden dolayı Allah belamızı veriyor? Niye? Yani giriş oraya kadar müsaade var. Yani manen istenmiyor. Yani çünkü baktım böyle insanlar ters anlıyor. Yedi... Abi, ehemmiyetli ya bu. Yok. Bu çok önemli. Yani ehemmiyetli olduğunu söylemeniz lazım. Yani çünkü umumu tahrik ediyor yani. Umuma tahrik ettiği için o kadarını söyleyeceğim. Bak bir parçasını söyledim. O solucanların yağması. Ne olur Allah aşkına itimat edin. Solucanlar yağıyor. Ama öyle acayip ki fırtına. Murat ya nasıl solucan biliyor musun? Simsiyah. Allah'ını seversen buradan giriyor buradan çıkıyor. Buradan giriyor buradan çıkıyor. Rüya değil ya. İşte yatmıştım böyle. Bir anda böyle bir hal yani. Öyle kum işte yakaza gibi bir şey. Ödüm patladı ya. Bak sonra kalktım arkadaş yatamadım. Niye biz bunları çekiyoruz? Ha baktım ki bazılarına zerre kadar yok. Allah Allah bunların içinde bir tane yağmıyor. Size örnek için söylüyorum. Bu örnek bana ait. Rüyada gördüm değil. Ateş yakın böyle. Kar yağsa ateşin şey kar düşer mi üzerine ateşin içine? Alev. Ne olur arkadaş o şey Murat? Ne yapar? Erir değil mi? Ha, o şeyler geliyor, o solucanlar sipsiyah. Havada görüyorum ha. Yağıyor. Bakıyorum delikanlını kattık. Yok. Tık yok. Böyle geliyor tam tık yok. Allah Allah. Öyle de tanıdığım simalar da var ki orada. Biz nasıl çekiyoruz? Ne olur şurayı şu kadar. Daha ilerisi psikolojiye zarar verebilir. Çünkü siz dinlemiyorsunuz. Bu ne hangi sebeple İştirak-ı amal-ı uhreviye iş yapıyoruz. O beş tane madde var ya. İhlas, sadakat, takva, hizmet, iştinab-ı kebair derecesine iştirak-ı amal-ı uhrevi şemsi olur. Peki eylem olarak hata hangi sebeplerle Allah bu belamızı çekiyor? Yani belayı nasıl çeker? Bak 727'de bir parçasının bir ucunu göstereceğim. Gerisini siz yapacaksınız. Gerisi yok. Memnu heykel suretler. Bak ne yapacak? Sonunda ne diyecek? Başka bir şey yok. Bunu bildiğiniz gibi kilitlemeyin şunu sakın. Aa ben bildiğim abi bir yer. Bildiğin gibi değil bu. Memnu men edilmiş. Neler? Heykel ve suretler. He? O mu o sırf? Nedir o heykel? Heykel sana özgürlüğünü kısıtlayan, tamam mı? Hakimiyetini sana her zaman ifade eden, senin kuvve-i kutsiyeni bozup, özgüvenini yok etmeye çalışan despotlar, içimizdeki sarı hastalık gibi şeyler, Hutbe-i Şamede diyor, istibdatlar, İstibdat. Girmeyeceğim o kadar. Peki ya zulmü mutahacir? Ya mütecessit riya? Biz çok üstünüz. Riyayı öyle şey anlamayın. Biz Cadde-i Kübra, Musa Mümme Cadde-i Kübra'da gider. Biz karabalığız. Dolayısıyla haklıyız. Nedir o? Mütecessit riya. Ya
Müncemit hevestir. Ya tılsımdır. Şimdi iyi dinleyin. Bunlara girmeyeceğim. Girersem ortalık iyi olmaz. Bunların bu içini doldurursak. Ama neticeyi söylemek istiyorum. Celbeder o habis erbahları. Bu sıfatlara sahip olursan. Celbeder o habis erbahları. Zemin oluyor demek ki o değil mi? Evet. Bak, hiç bakmış mıydın buna? Yok. Daha önce okudum ama dikkat etmemiştim. Bak, celbeder o habis erbahları. Yok, sen niye gelsin sen yani? Niye gelsin ki? Yani, niye celbediyorsun? O zaman zulüm olur de Allah gönderse yani. Allah Allah. Bir misal da söyleyeyim. Bir parçasını da gene. Rabbime nida ettim. Niye böyle oluyor? Üzülüyorum. Bir zatla Rabbim bana gösterdi bir parça. Dedi ki bana o. Bak dedi. Eğer dedi şeytan ve cin bu insanlara musallat olsa inan senin bir ayet-i kürsü okumanla o gider. Müslüman amene resul okusa da gider. Bu dedi cin değil. Bu sıkıntıya erva. Bunlar Allah'ın özel gönderdiği bela bunlara. Müsaade ettiği. Özel. Onun için Kur'an okumayla gitmiyor. Neyle gider? Ustadıma müracaat ettim. Ustadım dedi ki, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan özelliğini, neler yaptığını, pislikler yaptığını, nereye, yani celbetmeye, ne özelliklerin celbeye vesile oluyorsan, tanırsan gider, tanımasan öyledir. Bak, ne olur şuna bakın, celbeder o habis erbahları. Bana demişlerdi ilk çıktığı zaman bu erbah habise. Nereden çıkartıyor? Nereden çıkartıyor? Sakızdan çıkar. Nasıl okuyorsunuz ben? Anlamıyorum. Çok darlatıyorlar Murat beni. Çok korkunç bir yer abi ya. Ben de baktım şimdi. Acayip bir şey yani. Bak. Celbeder. Habis erbahları. Peki o ne olur? Benim sözlerimi getir ya. Hakkını helal et. İki de bir tane. Bak üstünde var. Başka, peki ne yapacağız ona karşı? Samimi dost. Samimi dost bulacaksın. Özellikle o tarif etti abi. Şu anda internet, televizyon, gazetelerde. Sen şimdi... Bak. Kardeş bir parça şu. İnternet... Televizyonu ve muhatap olan adam huzur bul istemesin. Celbeder, yemek istemiyorum ya bir parçasını dokunma sen de. Celbeder o habis erbahları. Elektrikle biniyorlar. O musibet-i semaviye elektriksiz gelemiyorlar eve. Elektrik kablosu nereye gidiyorsa orada varlar. Ha? Elektrikleri kes. O zaman elektrikleri kesmek demek ki internet ve televizyon rezilliğinde muhatap değilsin. Bak. Bak ne diyor bak Allah aşkına bak. Hey Risale-i Nur. İyi ki gelmişsin ya. Hey ya. Bunlar nasıl bilecektik? Bilecek miydik Murat? Allah'ını seversin ya. Bak sen bu kadar okudun. Oraya girecekti mi? Benim de çekmemişti. Peki okuduğun halde çekmedi. Ya gelmemiş olsaydı hiç çeker miydi? Bak ne okuyacağım. Taifi-i Nisa'da serbesti inkişafı sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı. Zannediliyor ki açık saçıklık erkeklere vurmuş. Açık saçıklık en çok kadınlara vurmuş. Niyesini girmeyeceğim. Bak. Şimdiki tarzı hazır. Bak. Heves serbest olmuştur. Heves serbest olmuştur. Heva da hür olmuştur. Hayvani bir hürriyet. Heves tahakküm eder.
Kim sıkıntının kaynağını görüyor musun? Heves tahakküm eder. Heva da müstebittir. Gayri zaruri hacatı hevayici zaruri hükmene geçirmiştir. İzale etti rahatı. Ya gördün mü? Bunlar ne yaptı? Celbeder o habis ervahları. Neyle göndereceksin onu? Onlardan birinci derecede uzak olacaksın. Sonra 258'de ustad nasıl göndereceğini sana söylemiş. Bunlar şöyle diyor. Şimdiki gibi bazen kendine envat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah habiseye musakhar ve maskara olup oyuncak olmak değil. Şeytan, cin, bir de okuyayım. Ben uydurmuyorum. Niçin ikide bir lafı söylüyorum? Bıktım artık. Kendisi çıkarmış diyorlar. Şimdiki gibi bazen kendini envat namını veren cinlere, bir, şeytanlara, iki, ve ervah habise, musakhar ve maskara olup oyuncak olmak değil. Belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Tılsımat-ı Kur'an'ı nerede anlatıyor? Emirdağ 1, 148'de ve latif nükteler var. Osmanlıca Levan'ın tecrübe. 30, 31, 32. sayfada huruf-u mukatta'yı. Bunun eyleme dönüşü, önce bileceksin, o da ilim onu tard eder vesaire. Diyorum ki böyle bir ilim de var ya, ismi zahir noktasında var yani. Var. Çünkü ne yapar? Çünkü sende var, ister yok de. Bak sende ne varmış bak. 246'da bak ne yapıyormuş. O nevin istidadını bozan, abi yaşamak istemiyorum, canım dar, yapmak hiçbir şey istemiyorum. İstidadını bozan, yanlış yollara sevk eden, intihar ettiren, iki bağnaz yaptıran, bağırıp çağıran, hayattan lezzet almayan. Ben okuyayım size bakın. Bak o nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden. Kim bu? Mevvadi şeriri ile, şerir madde varmış bedende, ruhta. Ruhta maddedir o da, mahluktur. Mevvadi şeriri ile, onların mümessilleri, mevvadi şeririnin mümessilleri ve sekine-i habiseleri, o nevi beşerin tahriki kemalatına ne büyük bir engel, ne müthiş düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, ervah-ı habise, kanser, sıkıntı, acımasız hastalıklar, yani sıkıntı, buhran, bunlar mahluktur. Vücudu haricisi vardır. Bunlara mevvadi şerire denilir. Bunlar donmuş, ervah-ı habise vücudu haricisidir. Bu vücudu haricisi, yani bardak buz, sudur. Su donarsa buz olur. Ervah-ı habise su gibidir, dondu, buz oldu, hücre oldu. O ne oldu? Üf, kafada bir duman. Bir şey de çıkar. Röntgende siyah çıkar bunlar. Kanser hücresi. Bunlar mevadi şeriridir. Donmuş ervah habisiyedir. Bunları neyle yok edeceksin? Tılsımat-ı Kur'an'ı ile okuduğun Kur'an, Kur'an okurken onun tam karşıtı bir enerji çıkıyor sende. Enerji şu, misal vereyim. Kolunu sallaya sallaya gel, böyle bir mermeri kır, elin kırılır. Ama konsantre ol, ol. Ay! Bak, onu kırdın. Nereden çıktı o güç? Tefekkürle konsantre oldun. Olmayan güç ruhta var, ruhta. Zaten derken de sinirleniyor bak. Tamam. Ruhta olmayanı konsantre ile veya bir videoyu seyret, tahrik oluyorsun ya. Şehvete ait bir şey hayal etmekten, birisini kızmaktan güç çıkmıyor mu? İşte tefekkür imani ile ruhta maddi, mahluk bir enerji çıkıyor. Günahlar televizyondan, internetten bir şey seyredersek, onun dindeki ismi günahtır, bizdeki ismi ervah habisedir. Bak biyolojik karşılığı, televizyondan gelen her şey ya ervah habisedir veya ervah aliyedir. Ortası yoktur. Allah haram dediği şey ervah habisedir. O kesinlikle buraya girip aktif ediyor. O işte siyah solucan bu. Giriyor bir yerinden ötekiler.
Çünkü bakın hayal ediyorum veya bir konsantre oluyorum. Hıt diye pek. O güç neredeydi? Var mıydı? Odunda, odun içinde duman nerede? Yok. Yakınca duman çıkmıyor. Yakınca nur çıkmıyor. İşte biz kainatın çekirdeğiyiz. Yani çekirdek ağaca neyse insan kainata öyledir. O zaman hadiseler, muhatap olduğumuz yayınlar bizim erva habiselerimizi şey yapıyor, etkiliyor. Çünkü mevadi şerire diyor. Şerir maddelerin mümessilleri ve sekenesi olan erva habise. Yani erva habise dönmüş, bir de onun müekkelleri var. Bunları ortaya koyuyorsun ki unutmayın. Günahlar erva habisedir. Tereddüt ediyorlar. Cisimleşiyor burada. Yani mesela şöyle düşünün. Uzaktan ışığı sönmüş bir odaya uzaktan bakın. Televizyon böyle seyredenle oradan bir şua geldiğini göreceksiniz. Lazerle hani böyle bina 10. kattan yerlere şey yapıyorlar ya bazen korkutuyorlar değil mi? Yani şua geliyor sana. O şua ile geliyor. Yani erva habiseler elektrikle eve giriyorlar. Çünkü hadiste her eve deccal girecek diyor. Evet, başka yer. Ne yapayım? Korktuk abi ya. Oğlum bir parçasını dedik. Erva habisidir. Korkma. Kız. Niye seyrediyorsun? Misal, senin şahsında demiyor. Yani şey yapmayan yok abi. Nasıl olacak? Yani? Onları boşaltıyorsun işte şimdi. Genetiğini değiştiriyorsun. Normalde yani şu anda içtimai hayatta yani. Uzak duracaksın. Ha, şu niçin içtimai hayattakiler bunu söylüyorum? Abi... Derse gidiyoruz. Dedim ya soruyu. 10 dakika okuyorum. Namazın tesbihatını yapıyorum. E gene niye sıkıntı var? Televizyondan uzak duracaksın da ondan. Günah olarak düşünme. O günah başka. Gelen her şey erva habiseye dönüyor. Bak celbeder. Öyle demedim mi? Erva habise celbeder demedim mi? Celbeder o habis ervahları. Celbeder. Kaçıncı sefaydı? 720. Sözler 720'ydi. Lan biz çıkarmadık bunu. Neyle gelirler? Bir de okuyayım. Neyle gelirler? Hangi yolla? Heykeller, sıratlar. He? Heykeller, sıratlar. Dur sonra diyecekler ki bu gene şey çıkartıyor. Tövbe estağfurullah demişler ya yeni din çıkartıyor. Bak. Memnu heykel suretler. Heykel ve suretler. Suret değil mi? Murat. Suret değil mi bunlar? Suretler ne yapıyormuş? Çin celbediyormuş. Başka? Şimdi şöyle. Zulm-ü mutahacir. Mutahacir ne demek? Cisimleşmiş. Hac ne taş. Niye? Öyle bir acayip zulüm katılaşmış kalbini ki bu şey yapmış haramlar. Taş gibi olmuş. 20. sözde geçiyor. Taşlar bile Allah'ı zikreder. Allah'ın emrine taş bile Allah'ın emrine muti olup köklerin yaymasına müsaade ediyor değil mi? Sizin diyor kalbinize ne olmuş ki taştan daha taş ki Allah'ın zikriyle mutmain ve ferahlamıyorsunuz. Hatırladınız mı 20 söz? Evet. Taşlar köklere müsaade ediyor mu etmiyor mu? Kök şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Deyince taş ona yol oluyor. Sular taşın altında, toprağın altındaki, o dünyanın toprağın altındaki taşlarda su yollar gitmiyor mu? Nasıl gidiyor diyor 20. sözde? Çünkü diyor sular Allah namını hareket ediyor. O zaman taşlar yol açıyor. Ama diyor sizin kalbinize ne olmuş ki? Yani taşlar Allah'ın kelamına karşı eriyor. Sen bu derslerde hiç etkilenmiyorsun, hiç kendini geri almıyorsun. Evrat eskardan zevk almıyor hale geldin. Yani Kur'an okuyoruz, zevk almıyoruz. Namaz kılıyoruz, zevk almıyoruz. İmanımızdan zevk almıyoruz. Ya bir yerde bir sorun var ya. Tamam işte bak ne? Yazılımı mutacir. Böyle yapmış seni. Ya mütecessit riya.
Bunlar böyle yani şeylik. Riya. Bunlar artist yani. Ders yapanlardan tut. Diğerleri de şeye kadar. Artist. İş olsun desinler diye yapıyoruz. Onlar siz bana sorun. Neymiş o? Mütecessit riya. Cisimleşmiş riya ya. Riya başkası için. Ne derler diye yapıyoruz. Ne derler diye yiyoruz. Ne derler diye konuşuyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyiniyoruz. Ne derler diye hizmet yapıyoruz. Ya nedir o? Cisimleşmiş riya veya müncemit heves. Hevesini orada arama. Geliyoruz dershane sorun çıkartıyoruz. Kavga çıkarıyoruz. Yani geçimsiz. Müncemit riya şey heves. Yani hani sen feda olmuştun? Neyin peşine düşüyorsun? Hani kurban olmuştun? Yani sorunun parı. Abi haklıyım. Haklı yok burada. Haklı haksız yok. Sorun olmayacak burada. Ondan sonra bunlardır diyor. Ya tılsımdır. Yani bunu ya tılsımdır nedir? Yani bu manada fazla girmeyeceğim. Yani ya böyledir. Ya heykel suretler ya da tılsımdır. Yani bunun sırrını vakıf olunca ondan çirine kurtulursun. Eğer bu anlattıklarımız bir parçası tabii celbeder o habis erbahları. Yani sokakta haram seyrediyorsun. Mesela geliyor bir haram. Ya bir tılsımdır işte. Bir parçası tılsım bir parçası. Geliyor oradan bir tane haram. Tak! Günah diye ne olur şuradan bir çıkın ya. Günah tamam o Allah soracak. Değil onu koy o garip o kenarda. O değil. Adamın, kadının insiba ve inikası kendisi var. Allah Resulü'nün sohbetine sahabe zahirden hakikate geçmiyor muydu? Niye? Sohbette inikas ve insiba var. Boyalanmak var, o var. Şu anda kelamın içinde benim. Şöyle diyeyim. Çok özür dilerim. Büyük abdesti tahlile vermiyor muyuz? İdrarı tahlile vermiyor muyuz? Kanı tahlile vermiyor muyuz? Niye? Ne var bizde? O da büyük abdest senin içindeki gizliliklerini sana taşıyor da. Öyle değil mi? Senin hasta mısın değil misin? Taşın var mı böbrekte bilmem nesin? Büyük şey abdest anladınız değil misin vermeyeyim. O şey seni taşıyor da dışarıya. Benim kelamım, benim resmim, benim kokum beni nasıl taşımaz oraya? O haramın bizzat temessülatı var. Tak içine giriyor seni. Kendisi erbah habise. Celbeder erbah habiseleri. Kendisi ya. Günahtan bahsetmiyorum hesaptan. Kendisi erbah habise yani. Gayta insanı taşır. İdrar insanı taşır. Kan insana haber verir. Koku ya kelam. Suret daha ilerisi. Suret bizzat kendisi adam. Çünkü ne? Allah Resulü'nün sohbetinde bulunmak, okuma yazması çoğu bilmiyordu sahabe. 1 milyon hadisi ezberinde olan Ahmet bin Hanbel bile yetişemiyor. Sahabe bir görüyor Resulullah'ı ölüyor, şehit. Namaz bile yok. Değil mi? Öyle olmuş da geliyor cepheye. Allah Resulü'nün suikastı gün geliyor. Bir bakayım uzun işte metubatta adam Müslüman oluyor radiyallahu anh. Sonra Allah Resulü diyor ki ne emret yapayım diyor. Sen savaş diyor. Savaşıyor ve şehit oluyor. Gusül yapmadı ve namaz kılmadı. Allah nasıl bir adaleti var? Nasıl bir inkılap var? Ona bak. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselamın temessülatı ve teayyunu ve teşahhusu bizzati karşıya geçiyor. Onun için bizzati beraber görüşmek, bir CD'de görüşmek gibi değil ki. Bak misal verdim, pislikten misal verdim. O seni taşıyor da benim kelamım, benim kokum, benim sesim, yani o kadının resmi mi zannediyorsunuz? Duyguları da, hayali de, ruhu da geliyor. Resimden daha basit olan ses, müzik. Adam müzikle o kadar... Müziğin içinde şarkıcı girmiş ki jiletleniyor. Yaktın beni indir şu dünyada deyince adam jiletleniyor. Ölmüyor. Bak müziği dinleyerek adam intihar eden yok mu? Jiletlenen yok mu? O bir ses. Ya suret? Çünkü niye jiletleniyor?
müziği söylerken adam, kadın hangi haletler, fikirler, hisler, duygular, meyiller, emeller, halet rüyesi neyse onu adrese göndermek adına sese yüklüyor. Çünkü ses bunlardan boyalanıyor. Allah Resulü'nün sohbetinde diyor. İle simasında bulunmak değil, sohbetinde bulunmak diyor. Simasında bulunmak demiyor Murat. Bak karıştırmayın, sohbetinde bulunmak. Çünkü sohbet bütün alemlerin, yani affedersin bir damla sudan insan oluyor ya, o su bütün vücuttan süzüldüğü gibi. Kelam da bütün vücuttan süzülüyor, adresi gönderiyor, karşıya geçiyor. Aynen. Ondan jilet deniyor, ondan aklan ak diyor, batsın bu dünya diyor. Tamam. İşte suret, bak suret ve o görünüş aynen geliyor, ervah habisi oluyor. Celbeder o ervah habiseleri. Heves, heves demiyor mu? O kadınlar nedir o? Heykel ve suretler. Suretler. Ne yaparmış? O habis ruhlu kişiyi, isyankar, Allah'a isyan eden şeyi, niyeti ne olursa olsun, siması isyan. Onu gelir, sende zulüm olur. En büyük etkili güçmüş aydınlar. Lugat'a güç teslim diyor. Evet, en etkili güç. Tılsımlar diyor ya. Tılsımlar. Bunlar en etkili. Çaresini ne okuyorduk? Sadık dostlarla beraber olacaksın. Dostlarınla beraber olacaksın. Çabuk çabuk okuyayım. 243'te şey var. O neredeydi bakayım? Niye paragrafı yazmadım? Bak. Aziz Sıdık, Muteyakkız, Samimi, Muttehit, Mübarek kardeşlerim. Tek tek okuyorum. Samimi. Bak ne yapalım? Ben sizi tebrik ediyorum ki şeytani cinni ve insinin desiselerini akın bıraktınız. Niye? Çünkü beraber aziz, sıddık, muteyakkız, uyanık, meseleyi bilen, bu dersleri bilen, samimi, muteyit, mübarek kardeşlerim. Ben de sizi tebrik ediyorum ki bu vasıflarınızla şeytani cinni ve insin desiselerini akın bıraktınız. Cenab-ı Hak sizi bu hizmet-i nuriyede daim muvaffak eylesin. Amin. Ve sizden ebeden razı olsun. Amin. 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 Başım üstündesin ustadım. Allah razı olsun senden. Bak gördün. Emirda 1.48. Bulun bakalım. Heh. Değil kendimi satmak, hoturuşluk etmek, belki kemali mahcubiyetle Risale-i Nur'un mübarek şakirtleri içinde onların samimiyet ve ihlas ile kendimi affettirmek ve onların manevi şefaatiyle günahlarıma bir kefaret aramaktır. Samimiyetten niçin bunu aldım? Günahlar var ama o samimi tesanut var ya, samimi uhuvvet, o samimi dostları bulmak. Hani şu aralarda okuduk, nasıldı onu bir de okuyayım. Bir de açık olan varsa bir okusun onu. Başını mı abi? Şu anlar 310'u. Tam başını mı okuyor? Okuyor. Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise samimi dostlar ile görüşmek. Resmen söylüyor. Resmen açık ya. Bir daha ben okuyayım. Dur. Şimdi ben dur. O kadar okumuşum hiç dikkatimi çekmemiş ya. Evet. Benim de bugün çekti. Bugün birileri aradı. Birilerle görüştük. Yani dostum, özel dostum. Buraya bakar mısın dedi. Abi biliyorum. Bak bak. Oku demedim dedi. Tamam. Bak bu dünya, bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline. İnsana yaptığı tesir tabii bu. Dünya değişiyor. Bak değişiyor, ben de değiştim. Zevaline. İnsana bıraktığı şehir var. Sonra fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine. Fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine. Firak ve iftirak tokatlarına karşı bir emniyetli medar-ı teselli ise
samimi dostlar ile görüşmektir. Var mı dostun? Ne mutlu samimi dostu olana. Bir tane olsun yeter. Bir tane ya. Hemen bak aklınız gitti. Arayın. Aklınız birisini arıyor değil mi şu anda? O zaman dostun pek yok. Çünkü hemen pat diye bulman lazım. Mehmet çok mu aradın? Hepimiz dostuz. Aslanım benim haberim. Neyse cevap verdi. Hepimiz dostuz dedi. Evet. Dedim dese deyin böyle birisine. Bunu söyleyince samimi dost deyince kim hatırına geliyor? Dur bir bakayım. Diyorsan dostsuzsun. Dostun yok. Biraz daha ileri söyleyeyim abi. Emniyet kemerinizi bağlayın. Tamam emniyet kemerini bağlayayım. Hadi bakalım. Abi mektubu diyor. Dost istersen. Aa. Dost istersen. Mehmet söyledi mi senden önce? Yani. Sen yoktun. Senden önce söyledi. Ben yerinde söyledi oğlum. Evet. Aynı demiş o da. Evet. Aynı yeri sen 10 dakika sonra geldin 15 dakika. Bunu işledik biz. Mehmet dedi ki dostları dost yapan bak ne diyor? Dostları dost yapan ikisini birleştiren tutkal Allah'tır. O zaman iki farklı insanı dost yapan kendisi dostlardan daha büyük dosttur dedi. Ve dost istersen Allah yeter. Yani düşününce eğer Allah'a dostluktan çıkarırsan diğer dostları da olmaz. Abi, sen kat etmiş oluyorsun. Evet, kat isiyle kat ediyorsun Allah. Bir hadis var abi. He hadis. Peygamberin diyor aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka dost edinseydim Ebu Bekir Sıddık'a edinirdim diyor. Peygamber mi diyor? Evet abi. Vay be. Allah Allah. Tamam. Şimdi bir iki tane yer kaldı. Onu da okuyayım. Emel'da 2.46 da varmış. Onun için sıkıntın varsa kardeşim bir sayıyor. İhlas, sadakat, takva, hizmet, iştinab-ı kebair. Nerede geçiyor bu? Kastamonu. 96. sayfada bu dereceye göre senin iştirak-ı amali uhrevi kalkanın olur. Akabinde namazını kılıp vaktinde, akabinde tesbihatı yapıp, tesbihatın sonunda, sabah namazının sünnetinin sonunda okunan duayı, imanın içindir o. Ve akşam yatsı arasında okunacak 6 tane peygamberlerin münacatını ve haftada en az bir gün derse gitmeni ve 5-10 dakika mutlaka Risale-i Nur'u okumanı her gün yaptıktan sonra sana Kastamonu bir gözlük verecek. Kader-i İlahi'nin izini, özünü, yüzünü müşahede etme özelliğine taşıyacak seni. Merhamet-i İlahi'den ileri merhamet, adalet-i İlahi'den ileri adalet, hikmet-i İlahi'den ileri hikmet, inayet-i İlahi'den ileri hikmet sende olmaz. Allah'ın canibinde kudretin azametin altında bakmaya seni taşıdığında hiçbir olay seni yıkamaz. Eğer bu hizmettir, sadakattır, takvadır, hizmet, iştinab-ı kebair derecesinde bir araya bu niyetle gelenler samimi dosttur. Onlar sizi ferahlatır. Onlar görüldüğü zaman rahatlarsın. Onlar konuştukları zaman sana ümit verir. Buradan çıkın şu kapıdan, demir kapıdan. Ümitsizlik, yeis, korku salgın hastalığı gibi yayılmış. En beter, en berbat korku, yeis yayan yer hastaneler olmuş. Ve bazı nurcu kardeşlerin bu tuzağa da düşmüş. Abi, buyurun kardeşim, kan grubun ne? Ne yapacaksın kan grubunu? Hayırdır? Abi senin kan grubuna göre bir şey yapalım. Ne diyorlar? Diyet. Diyet yapalım. Yani ne yiyeceksin ne yemeyeceksin. Ustad Emirdağ'ında ne güzel diyor. Hissi nefsi cisim galebe eder diyor. Cisimle alakalı hisler galebe edince korku, evham, ölüm korkusu başlar. Peki yapmayacak mıyız? Kardeşim biz zaten doğuştan diyetliyiz. Sünnet-i seniye ya. Sen sünnet-i seniye uyun tamam. Ne kan grubu ya. Niye peki bunu yaparak ne yapıyorsun biliyor musun? Farkında değilken. 144 müydü Emirdağ?
hissi, nefsi, cisim. Yani bedensel hisler, arzular, hevesler tahakküm eder. Hayvan hisler galip eder, ruhu bitirir. Hatırladınız orayı? En zayıf damarıdır diyor. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır diyor. Öyle değil miydi ya? Bak, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle. Çok önemli de onun için ısrar ettim. İlle bulacağım onu. Zayıf bir damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp, nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar ve bak, yetmiyor. En zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir. Mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim yapar gibi, hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane ihlasa, hizmete zarar verir. Yani tamam diyor, artık hayatını öyle şey yapmış. Artık aklı, fikri, cisim. Bu başka bir nefse çıktı abi. He? Nefsin nefsi, cisim diyor. Bu nefsin hangi nefsi oluyor? Bu mu? Hı-hı. Bedenle arka, cisimle alakalı. Bedenle değil. O, hastalık bak. Maddi nefsi bunu yaptın ya. Evet, bu manevidir. Manevi mi? Manevi. Çünkü damara giriyor bu. Hastalık damarı diyor. İnsanın en zayıf damarı, damar dersi değil miydi dün akşam? İnsanın zayıf damarları, bir tane okudum, hastalık damarıdır. Manevi nefs emmare bu. Yani ne işine yarıyor, ne oluyor? Bedeni esas alıyorsun. Artık aklın fikrin pıt pıt yaptı. Ateş bastı. Yani ruh ne istiyor, Allah ne istiyor, dava ne istiyor? Artık dinleyecek kulağın kalmadı, düşünecek kafan kalmadı. Çünkü niye? Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Bloke eder seni. Tamam. 143, siz de tavsiye edin kafanızda. Bak görüyor musun? Diyetmiş. Bu da bir tuzak. Bunu da maalesef bizimkiler yapıyor. Evet, neyse. 46-89 şey var. Bu çok güzel şeyler anlatıyor ama saatimiz geçti. Bak 2. emir daha 89 var. Sikitası kaybı 166-234'te. Kısacası şuydu. İnsanı rahatlatan Münacat-ı Rahman, tilaveti Kur'an, sohbeti ihvan, samimi dostlarla görüşmek. Samimi dostlarla görüşmezsen neler oluyor? Onu anlatmaya çalıştım. Bir de ilginizi çekecek zannediyorsam görüntü, koku, renk ve ses. Öyle bir şey kişinin sıfatları zannetmeyin. Onlar kişiler arasında koridordur. Kendisini adrese kargolayandır. Düşündüklerini düşündürttürüyor. Hissettiklerini o şarkı veya kendisi hissettiklerini hissettiriyor. Korktuklarından aynı bende de korktuklarım oluyor. Gayesi gayem oluyor. Çünkü bir taraf kopyala yapıştır oluyor. Onlar kişiler arasında bir diyalogtur. Sıradan bir şey, günah zannetmeyin. Suretler diyor. Ya zulme seni iter. Ya riyaya iter. Zulme, riyaya bir tane de var. Neydi? Heves abi. Hevese. Evet. Bu sefer ne hakim oluyor? O hakimi de okuyayım. Bir de okuyayım. Okumuştum. Hakimiyet şu oluyor. Şimdiki tarzı hayat, tarzı hazır, heves serbest olmuştur. Bir, heva da hür olmuştur. Hayvani bir hürriyet. Heves tahakküm eder. İstersen yapma. Yap diyor. Heves tahakküm eder. Heva da müstebittir. Müstebit? Baskıcı, zorbacı. Demek ki heves tahakküm eder. Sana hükmeder. Heva ise baskı. Heva, hava. Müstebittir. Heva, hava. İşte neyse, girme oralara sen. Bak, heves tahakküm eder. Heva da müstebittir. Gayri zaruri hacatı
hevaici zaruri hükmüne geçirmiştir. İzale etti rahatı. Niçin? Çünkü celbeder o habis ervahları. Celbeder. Hangisi celbeder? Üç tane. Riya. Ziya kafa karıştı. Ziya, şey, riya, heves. Zulüm, riya, heves. Zulüm, riya, heves. Celbeder o habis ervahları. Suretler yani. Ha, bir de suret. Suret ve heykeller. Suret, heykeller. Hepsi. O günah azılmasından bahsetmiyor. O başka. Ruhtaki karşılıkları bu. Bu 13. lemada diyor ki fena madenleri işlettirmekten. Şeytan bir şey yapmıyor zaten. Şimdi dosta ait öyle ciddi bir şey. Şimdi Allah Halik, insan mahluk. Dost olur, arkadaş olmaz. Dost olur, arkadaş olmaz. Mesela kadınla erkek arkadaş olmaz, dost olur. Cahil ile alim arkadaş olmaz, dost olur. Küçük ile büyük arkadaş olmaz, dost olur. Ebu Bekir mesela Sıdık radıyallahu anh ona dostum derdi değil mi? Dostum diye hitap etti. Şimdi bu eklenmesi lazım ya. Bu alemimizde dost kavramı mesela tabelada da var ya ustadın şeyinde dost istersen Allah yeter, yaran istersen Kur'an yeter, nasihat istersen ölüm yeter, mal istersen kanaat yeter değil mi? Böyle tabela vardı. Orada dost istersen Allah yeter. Bu dostluğun aradaki farkı kalkıyor, kaldırıyor. Mesela burayı çok önemli anlamana şey yapmak lazım. Allah kim, ben kim? Dost olabiliyoruz. Halik mahluku kaldırıyor. Mesela mülk de melekut. Kadınla erkek arkadaş olmaz, dost olur. Dost. Dost adeta Kastamon lemalar 57'de miydi? Bu kalp diyor, bu kalp bütün kainatı içine alabilir bir kabiliyet gördüm diyor kalpte. O da bitiyor. Allah için alıyor. Yani o dostluğun mesela özelliği Allah-u Alem kalbin galiba batını tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Temassalavat.